esas geçiyoruz. Kişide maddi sireti ki bulunduğu andaki hali. Yani ruhsal halim benim simamı değiştiriyor. Beni kızsam kırkırmızı olur. Korksam beyazlaşırım. Haletlere göre simam değişiyor, terim de değişiyor. Terim değişiyor, kokum değişiyor. Mimiklerim değişiyor. Kişide maddi sireti ki bulunduğu andaki hali gösteriyor. Bir de kişi soyunu, nesebini, tarihçeyi, hayatlarının tümünün hulasa-i camiasına süret denilir. Bir de öğrendiğim bir şeyi, okuduğum değil, öğrendiğim bir şeyi, buraya kadar geldik. Onu naklettiğim süret. Rüştü abiyi tanırsınız, bizim abimiz. Yanında bulunduğum, büyüdüğüm. Mekanı cennet olsun. Yani bizi inşa etti. Dolayısıyla bizim de size faydamız varsa, dolayısıyla hepimize var. O da Zübeyir abinin yanında kalmış, ustadın yanında. Morg'da kaldım baş başa vefat edince cesedini. Bir de anlatmıştım, bir de anlatacağım, oraya gelmiş. Çünkü tarihçi hayatını anlatıyor diye. Daldı tabii insan. 17 yaşından beri yanında bulundum bir zat. Şöyle daldım, sordum. Ya Rabbi, bu kadar mahkemeleri var, bu kadar şeyleri var. Malum yani. Nerede acaba? Dedim ki, Rüştü abi. Aynen ha, sesli sesli. Mok'ta bir kamera olsa hepten deli diyeceksiniz. Aynen ha, deli der, rahat. Cesette konuşan bir adam. Ondan sonra Rüştü abi dedim. Neredesin dedim ya. Merak ettim ya. Böyle böyle kalbime gireni söylüyor. Ben nereye gittimse kimlik, gittiğim yerin kimliğini bıraktım, adresini bıraktım dedi. Nerede? Onu korktum, nereye bırakmış? Gittiğin yerin adresini bırak. Simama bak dedi. Gittiğim yerin adresi simadır dedi. Ben bunu okumakla almadım. Morg'da gelen. Belki de etkilenmişim de öyle. Onun için kale almayın. Ama maalesef doğru. Ondan sonra şöyle yaptım ha. Of be. İnsan korkuyor da bazen. Ama kabiri, kefeni, oraları Allahsız düşününce beyin çıkamaz. Çünkü beyni akıl işi değil. Allah'ı bir devreye sokuyorum. Allah ile bakıyorum öyle. Tabi yani rahmet. Bir bakıyorum gül gülistan. Of be, atlayasın geliyor. Hadi bakalım 315. Bir nefes aldık değil mi? Size bir müjde de vereyim de öteki tarafa geçeyim. Tamam. Bak müjde vallahi. Vallahi billahi müjde. Ben bunu yeni öğrendim ve keyfini yaşıyorum. Allah'ın esmasının bu varlıkta cilvesi, cemali, nakşı, sanatı var. Tamam arkadaşlar, bu külliyattaki tabir. Mesela Allah'ın merhameti, Allah'ın aşkı, Allah'ın muhabbeti, Allah'ın sevgisi, şefkati. Varlıkta cilve, cemal, nakış ve sanat şeklinde gözükür. Aslını asla ifade edemez varlık. Yalnız işaret eder. Mesela bende muhabbet var. Allah'ta da var ama bendeki muhabbet cinsinden olsa mahluk olur. Şöyle, bu masayı ben yaptım. Burayı iyi dinleyin, kaçırmayın. Bu masayı ben yaptım. Masadan önce miyim? Evet, masaya benziyor muyum? İstidat kabiliyetim, marangoz kabiliyetim. Tasarlamam, düşünüyorum, tamam mı? Hayal ediyorum, tasvir ediyorum. Bu masayı yapan, masadan önce olduğu gibi, masaya benzemediği gibi, sana affı, aşkı, merhameti, muhabbeti yaratan da senin aşkından, muhabbet ve af latifenden öncedir ve hiç benzemiyor. Allah'ın affı senin affın cinsinden olsa mahluk olurdu. Allah'ın affını bilmiyoruz. Yalnız vardır biliyoruz. Nasıl bir af bilmiyor. Ama bunu kesin biliyorum ki benimkisi cilvesi, cemali, nakşı ve sanatı. Aslı vallahi ona yakışır bir şey. O zaman atlayasın geliyor kucağına yani. O affa. Çünkü benim cinsimden değil. Müjdeyi anladınız mı?
Yani benimle masa, sendeki aşk, muhabbet, sevgiyle Allah'ın aşkı, sevgisi de haşa mümkün değil. Masa ile ben aramda değil ama nasıl anlatayım? Masa ile benim aramdaki, masayı ben yaptım, masadan önceyim ve masaya benzemem. Merhametini ben yaptım diyor Cenab-ı Hak sana. Affı ben verdim, ben taktım sana, o sistemi ben taktım. Ama sistemden önceyim ve sisteme hiç benzemem. Yalnız beni bilesin, böyle bir sistem, benim bir böyle varlığım var diye. O zaman nasıl bir affı var, nasıl bir şefkati var? Ama bir ayet-i kerimede diyor ki, sakın diyor şeytan, benim affıma güvendirip Allah'ın emirlerine isyan ettirmeyiz. O duracak, namazımız, oruçumuz, o var yani o kulluğun özelliği. Tamam.